gazeti verelim hemen. Bakın yoğun bir ilgi var kaza. Neden bu yoğun ilgi? Memleketten dolayı. İstanbul'da Ardahan'ı, İstanbul'u anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki Türkiye'ye anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'yi çıkarttık zaten. Veriyoruz, satıyorum. Sattım. Ardahan İstanbul'da görücüye çıktı. İstanbul'u Maltepe sahiline Ardahan günlerine akın etti. Herkesin favorisi gazete. Çok muhteşem, kokusu çok güzel. Yani insanı cezbediyor. Al diyor. Haşlıyoruz, fırına veriyoruz, kızartıp çıkartıyoruz. 10 kilo et de alsa bunlardan bir kilo yemesi onlar için çok büyük lezzet. Ardahan günlerinde kokuyu takip edince kendinizi bulacağınız yer işte burası. Burası neresi? Gazetinin piştiği yer. Peki bu ilgi neden? Ardahan'ın kazı meşhurdur. Oh, bir mutlu oldum. İlk defa evet kaz eti yiyeceğim. Çok güzel. Afiyet olsun. Tuttum bunu, teşekkür ederim. Kendi yağından gelen bir lezzet var bunda. İstanbul'da Ardahan günleri bu yıl ilk kez düzenlendi. Ardahan Dernekleri Federasyonu bu etkinliği gelenekselleştirmek istiyor. Bu nedenle milletvekilinden yazarına gazetecisine kadar tüm Ardahanlılar Maltepe'de buluştu. Elleriyle pişi dağıttılar etkinliğe katılanlara. Ardahan'dan göç eden insanlarımız şimdi İstanbul'da bizim gücümüz. Bu gücümüzün her sektördeki temsilcileri, basında, ekonomide, siyasette, baba ocağını şenlendirmesini, mirasına sahip çıkmasını istiyoruz. O mirasa sahip çıkılması için önce iyi tanınması gerekiyor diye düşündü Ardahanlılar. O yüzden yalnızca eğlence ve yemek değil, kültür sanat da var Ardahan günlerinde. Ardahanlı yazarlardan Yusuf Nazım da Leyla'yı Beklemek isimli son kitabını imzaladı. Ardahan'ın tarihine, biraz folklorine, biraz kültürüne dokunarak yol alsa biraz. Biz de o zaman var oluruz. Keyifli saatler geçirmek isteyenler için Ardahan günleri pazar günü de...